daha çalışanlar falan dediğimiz bir Türkiye için de öbürleri giderek rol model mi oluyor sorusu önemli bir soru. İşte bizler gibi çalışan, yani maaşları olan, hani bir emeği olan, üreten bir Türkiye var. Bir de onun dışında inanılmaz paraların kazandığı, ben hani hakeme yumruk atarım bana bir şey olmaz, ben şunu yaparım bana bir şey olmaz, ben işte vururum arkadan, öldürürüm ama kaçarım bana bir şey olmaz gibi. Bizim ruhlarımızı kirleten oradaki o pırlanta. Aslında ondan kurtulmayı da. Mesela bu Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun öldürdüğü o kurye güvencesizlerin bir tanesi. Evet. Hiçbir şeyi de olmayan. Yani öyle ki çalışan, yani o motoruyla çalışan. Merhabalar. Şöyle bir etrafımıza baktık. Türkiye'de olup bitenlere baktık ve bizim ruhumuz çok mu kirlendi? Ne oluyor bu Türkiye'nin ruhu? Nasıl oluyor diye kuşkulanmaya başladık. Gerçekten ruhumuz kirlendi mi? Evet, yani bunu Türkiye'nin ruhu olarak yapmamızın da bir nedeni var Vural. İşte senin de hepimizin de hala okuma listelerinde birinci olan, en iyi kitaplar içinde yer alan Tutunamayanlar vardır. Onun yazarı Oğuz Atay'ın esas da ölüm yıl dönümü. Çok genç yaşta ölüyor. 43 yaşında ölüyor ve çok kısa zamanda çok önemli eserleri veriyor ve ölümünden sonra çok bu eserler artık kült kitaplar haline geliyor. 1977'de vefat ediyor Oğuz Atay. Bu ölümünden sonra meşhur olması sürecinde de bulunan bir tane bitiremediği ama eserim dediği, esas eserim dediği, Tutunamayanların da ötesinde eserim dediği bir romanı var. O romanın ismi Türkiye'nin Ruhu. O yüzden de yani bu hafta örneğin Ankara Gücü şeyinin başkanının bir hakemi yumruklaması, geçen hafta yaptık yani orada futboldaki bu fonlar, kara para aklamalar, güzellik salonları, uyuşturucu teçetesinin mafyalarının yakalanması ve bütün bunlar olurken bir de mesela çok yani yüreğimizi açtı şey yapan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun arkadan vurarak öldürdüğü bir kurye var. Kuryenin bir çocuğu var. O çocuğu otistik. Yani böyle bir yani şey olarak yani hayatını geçirmek için çalışan birisinin yani öldürülmesi ve bunun da hani Somali Cumhurbaşkanı oğlunun da kaçması gibi. Yani bütün bu Türkiye'nin hakikaten senin söylediğin gibi Türkiye'nin ruhu yani zedeleniyor mu? Yahut da Oğuz Atay yaşasaydı ve bu romanını bitirseydi. TikTok'u da konuşmuş. Evet yani TikTok'ta var. Yani o TikTok'taki meşhurlar ve onların, onu sana bırakıyorum. Yani onların rol modeli olması. Yani Oğuz Atay bitirseydi bu romanı, bugün yaşasaydı, keşke yaşasaydı. Nasıl bir Türkiye'nin ruhu yazardı? Nasıl bir ruh halindeyiz? Yani benim esasında tabii hiçbir zaman hani tamamıyla kötümserliğe gitmek değil ama Türkiye'nin ruhunun ben çok parçalandığını düşünüyorum ve tabii Oğuz Atay'a şu soruyu sorardım ya yani, Türkiye'nin dediği zaman hangi Türkiye'nin? Çünkü bir işte bizler gibi çalışan yani maaşları olan hani bir emeği olan üreten bir Türkiye var. Bir de onun dışında inanılmaz paraların kazandığı. Ben hani hakeme yumruk atarım bana bir şey olmaz. Ben şunu yaparım bana bir şey olmaz. Ben işte vururum arkadan, öldürürüm ama kaçarım bana bir şey olmaz gibi bir de başka bir Türkiye var. Yani böyle iki Türkiye var gibi ve yani ruh halinde parçalanmış bir Türkiye var. O yüzden de yani bir taraftan hani bunu konuşmamız gerekiyor. Hakikaten hani bu sadece ekonomi, sadece siyaset, sadece iktidar partisi, hükümet, muhalefet değil. Hani ülkemizle ilgili bence hani ahlak, psikoloji, birlikte yaşama, hani toplumsal uyum filan bizim kavramlarımız içinde bunların hani çöktüğü, genel bir çöküş içinde olduğu bir Türkiye ruhu içindeyiz gibi geliyor bana. Genel bir çöküş olduğu şeyine katılıyorum. Burada tehlikeli olan, ya benim tam emin olamadığım şey şu. İki Türkiye sözü de ne kadar anlamlı? Çünkü evet doğru. Yani bir çalışanlar var, düzgün işini yapanlar ve muhtemelen bir sürü
başta ekonomi ve sosyal olmak üzere sorunla boğuşmak zorunda olanlar var. Öbür tarafta da işte gördüğümüz o işte milyon dolarların çantalarla elden ele dolaştığı, işte TikTok'ta bir şey yapıldığı, gündüz televizyon programlarında her türlü saçmalığın büyük reyting aldığı bir Türkiye var. Ama tuhaf olan şey ikinci Türkiye dediğimiz, hani daha çalışanlar falan dediğimiz bir Türkiye için de öbürleri giderek rol model mi oluyor sorusu önemli bir soru. Çünkü oradaki gündüz programını, TikTok'taki o kadını, dolandırıcılık yapan o şeyi veya güzellik merkezi salonu olan o fenomeni izleyen çok büyük bir grup ondan nefret ederek izlemiyor. Onu yani öyle olamadığı için gıptayla izliyor. Yani sanki öyle olmak iyi bir şey. Gösterilen rol model o. Dolayısıyla bizim hani senin ahlaki çöküş mü içindeyiz dediğin sorunun buradaki cevabı tehlikeli bir şekilde evet olmaya aday. Çünkü öbür insanlar belki daha az, futbol için de aynı şeyi söyleyeceğim ben. Belki hani genel olarak cümlelerimiz şey diye geçiyor, işte o hakemi yumruklamak çok şiddetle kınanıyor ve herkes de, kamu yöneticileri dahil, çok ciddi tepki gösterdiler. Ama arka plana bakarsanız o taraftarlar nezdinde, o takımın taraftarları nezdinde bir kahraman oluyor o başkan. Aslında o takımın taraftarlarının protesto ettiği birisi değil, o takımın taraftarlarının kahramanı haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla hani evet, iki Türkiye biz biraz mecburiyetten böyle sanki çalışan ve dürüstçe çalışan insanlar var. Aslında ama o insanların baktığı, gıptayla baktığı kişiler öbürleri gibi olmak daha geçerli ve cazip, önerilecek şey. Yani senin gibi olmak değil de, hani Fuat'ın da bir sürü hayranı var, o ayrı bir konu ama diğeri gibi olmak, o da ahlaki çöküş açısından son derece tehlikeli. Çok haklısın. Onu biraz böyle belki de hani o kadar hani derin düşünmedim ama yani madem Oğuz Atay'la açtık, yani o çalışanların, emek üretenlerin, yani ay sonunu nasıl getireceğim diyenlerin, oğlumun, çocuğumun, kızımın okul ücretini nasıl ödeyeceğim diyenlerin, ya hatta mesela yani ben üniversitedeyim, şimdi üniversite öğrencisi olmak İstanbul'da imkansız gibi. Yani kazanıyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz, yani kiralar 15 bin liradan başlıyor, yani nasıl okuyacak? Yani orada esasında Oğuz Atay'ın bence en önemli romanlarından bir tanesi olan Türkiye, yani roman tarihinin tutunamayanlar. Yani bu ilk Türkiye'nin çalışanlarının bir tutunama, hatta biz de bununla ilgili güvencesizler dedik. Evet. Kimsesizler dedik. Mesela bu Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun öldürdüğü o kurye güvencesizlerin bir tanesi. Evet. Hiçbir şeyi de olmayan. Yani öyle ki çalışan, yani o motoruyla çalışan. Bir de yani esasında yani yolun en öbür tarafında giderken arkadan vurulan bir insan. Yani tutunamayanlar arasında bir mesela buna kafa yoranlar, belki sivil de sonradan geleceğim ona, ama yani tutunamayanların da psikolojisi, yani o Türkiye'nin ruhu içinde tutunamayanlar, kaybedenler kulübü falan vardır. Yani bir tanesi de öbür taraf rol modeli oluyor. Çünkü o sana şey diyor, yani sen enayi misin, ne çalışıyorsun, gel buraya kazanırsın diyor. Yani kurumlar olmayınca hani... Yani burada bir devletin çöküşünden bahsediyoruz. Yani bu Türkiye'ye özgü de bir şey değil. Aslında işte oraya gelip bitireceğim yani. Yok yok, tabii devam edebilirsin sen. Yok ben araya. Yani orada esasında bence bugünkü dünya, yani bu Amerika'da da bu şekilde yaşanıyor. İngiltere'de, Almanya'da. Bakın yani mesela Hollanda'da ırkçı adam. Yani bütün göçmen düşmanı, Müslüman düşmanı, her türlü şeyin düşmanı. Yahut da İtalya'da, yani İtalyan Mussolini'sinden, hani işte İtalya'nın erkek biraderleri dediğimiz, yani erkek birader, onun başı yani kadın o şey filan. Onun bir sevgilisi var, yani sevgilisi, kadın bana bakıyorsa tecavüz edebilirim filan gibi şeyleri laf ettiği için ayrılıyorlar filan. Bence bu böyle dünyanın bugün de, yani Türkiye'nin ruhu gibi de dünyanın ruhu çok benzer ve yani iki tane şey var yani burada bence, hani kıyamete giden korkularımızı, tedirginlerimizi, işte hepimizi tutunamayan yapan bir takımların kazandığı. O da mesela savaş, mesela işte yani İsrail-Gazze olayında, yani daha
Bugün gelirken bakıyordum ya, bu hafta bütün bilanço şu anda yani genel olarak 18 bin Filistinli öldürülüyor. Hani bunun yani 16 küsuru çocuk ve kadın yani. Böyle olunca o zaman Amerika'nın nasıl bir kredibilitesi olabilir? Ya hatta hani ben de bunu bu savaşı destekleyenlerin nasıl bir ahlakı olabilir? Bence iklim değişikliği orada bırakacağım. Mesela iklim değişikliğine sanki dünyanın lideri Suudi Arabistan. Zaten yani iklim değişikliği ilgili COP28 Emirates'te, Arap Emirlikleri'nde yapılıyor. Başkanı bir petrol şirketinin CEO'su. Evet. Suudi Arabistan hiçbir şey geçirtmiyor. Böyle bir savaş ve iklim, bunu yaptığımız için söylüyorum bence. Bugün hani bir sürü sorunumuz var ama bu savaş ve iklim kıyamete gidince o tutunamamada kafalar karışıyor. İşte o yüzden bence ruhu biraz konuşmak lazım. Yani ruhlarımızın hızla kirlendiği ve bundan hani bugünkü konumuz ne olursa olsun toplu bir kirlenme haline geldiği, bazılarımız evet daha decent, daha düzgün bir şekilde bunlara karşı direniyor ama sonunda kirlilik çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya da başlıyor. Tabii buradaki sorumluluk birinci olarak daha çok karar mekanizmalarında olanlar denilebilir ama süreç herkesi etkiliyor. İklim, yani COP28 ya da Taraflar Konferansı'nın 28.'si senin söylediğinde aynı noktaya işaret ediyor. Yani 28 tane konferans yapılıyor. Bu 28. bütün partiler toplanıyor. Geçen de konuştuk ve tartışıyorlar ve belli ki dünya kıyamete gidiyor. Yani herkesin üzerinde anlaştığı kıyamet şeyi var ama oradan çıkan sonuç, evet genel olarak güzel cümleler, hoş cümleler ediliyor ama o kıyamete doğru gidişi engelleyecek herhangi bir adım yok. Çünkü yani zaten kıyamete gidişi engellemek için ülkelerin ve insanların bazı şeylerden vazgeçebiliyor olmaları lazım. Ondan vazgeçmeleri de imkansız. Çünkü dediğin gibi Dubai eğer fosil yakıt üretmek işinden vazgeçmeye kalksa Dubai'den vazgeçer. Yani Suudi Arabistan fosil yakıt işinden vazgeçmeye kalksa Suudi Arabistan kendi ülkesinden vazgeçer. Manchester City'nin sahibi olmaktan vazgeçer. Zavallı Paris Saint-Germain takımı veya Suudi Arabistan'a transfer ettikleri ligleri sadece ve sadece o doğal kaynaklar ve bütün dünyayı kirleten doğal kaynaklarla oluyor. Ama tabii sistem sadece o ülkelerin meselesi değil. ABD öyle, Kanada öyle, Avustralya başka bir açıdan öyle, Hindistan kömür açısından tamamen başka bir depo haline gelmiş durumda. Yani bunların hepsi biliniyor ve bunların şirketleri var. Bunların hepsi de biliniyor ama hiç kimse kendi pozisyonundan geçemediği için hayat bir şekilde evet, yapalım edelim üzerinden basitçe konuşursak devam ediyor ve biz kıyamete doğru gidiyoruz. O da bazen zaman zaman konuşuyoruz. Dünyanın organizasyonu öyle bir organizasyon ki ülkelerin bunu yapmasına izin veriyor ve sonunda şeye dönüyor. Karbon yakalama ve depolama teknolojisine yatırım yapalım. Hani bunlarla uğraşmayalım. Azaltma, yenilebilir enerji olmayacak diye o tarafa doğru biraz böyle hani ucu çok açık bir sürece doğru işi götüren bir yere doğru dönüyor. Bütün bunların tabii bir sürü nedeni var ama sonunda yani bunları bugünkü konumuz hani ruhlarımız kirleniyor noktasına gelirsek bu hepimizi biraz kirletiyor aslında sonuç olarak, global olarak böyle. Ama sonuçta benim hayatımda kendi içinde karbon salınımı azaltma konusu o kadar da önemli bir konu olmaktan çıkmaya başlıyor. Ya da olamıyor. Yani bir türlü kendi hayatımda teorik düzeyde konuşuyorum ama pratik olarak olmuyor. Ama yani dünyanın bu karar mekanizmaları, dünyaya egemen olanlar da bu hepimizin ruhlarını biraz kirleten unsurların başında geliyor gibi. Evet, yani yine Oğuz Atay mesela hani bunu senin söylediklerini bir romanında, yani romanın başlığı olarak yani tehlikeli oyunlar diye anlatıyor. Yani tehlikeli oyunların oynandığı, tutunamayanların olduğu, bir de Türkiye'nin ruhu gibi dünyanın ruhu. Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum, yani kötümserliğe gitmek, bunu anlatmak, bunun ne kadar kötü olduğunu anlatmak ve hakikaten kıyamete gidiyoruz demek
doğru bir saptama olmakla birlikte, kötümserlik doğru bir saptama olmakla birlikte hiçbir pencere açmıyor. O zaman siz de o tutunamayanların bir parçası olup belki de yarın ya bana yani dokunmayan yılanlar bin yaşasın deyip yani inzivaya çekilebilirsiniz. Ya da çok kişiselleşip sonra kendinizi kaybedebilirsiniz. Sonra bir bakarsınız ki 5 yıl sonra siz de ya bugün bazılarının yaptığı gibi onları rol modeli olarak görüyormuş gibi olur. Yani burada bence hani madem hani biraz böyle hani romanlar ve bu kültürü alanına referans veriyoruz. Yani bizim mesela daha böyle daha önceki bu devrimle ilgili yapılan yani buna karşı ne yapılacaktı? Bir Spartaküs filmi vardır. Kölelerin isyanı. Fakat bugünkü durumda tabii bizim yani şeyimiz, çelişkimiz ya da zorluğumuz o Spartaküs yok. O Spartaküs gelmeyecek. Gelmeyecekse ne yapabiliriz? Yani bu tutunamayanlardan Spartaküs'ü olmayan gelmeyeceği, yani öyle bir lider olmayacak, öyle birisi gelmeyecek. Ama o zaman da işte hep böyle klişe gibi gelecek ama bence çok önemli. Yani bunu yapmak, ahlaklı olmak, buna karşı mücadele etmek, buna karşı belli bir direnişte bir tavır almak. O tavrı sivil topluma dönüştürmek, belli kolektiflere gitmek, yani bir aktivizm yapmak, buna karşı seslenmek, protesto etmek, bir araya gelmek ama alternatifle ilgili politikalar üretecek yani bizlerin yapmaya çalıştığımız. Bence hani burada bu sivil toplumun canlanması yani aşağıdan yukarı hareketlerin hala önemi var. Yani kötümser olmak yerine ben her zaman hani ihtiyatlı bir iyimserliği tercih ettim. Evet böyle çok zor bir durumdan geçiyoruz. Evet Spartaküs gelmiyor. Evet hani ruhumuz kirlenmiş durumda. Evet tutunamayanları oynuyoruz ama buna karşı da belki yani sivil toplumu canlandırıp hala o aşağıdan yukarı topluma güvenmek, gençliğe güvenmek ve bununla birlikte yani kimlerle olacaksak ya yani daha ahlaki benlik dediğim yani bir ahlaki pozisyon almak önemli diye düşünüyorum ben. Yani o pozisyonu alırken işte ruhlarımızı diyelim ki o kirlenmeden az çok kurtaracak ya da temizleyecek şeylerin bir tanesi bu bizi içine çektiği bu ortamın mümkün olduğu kadar dışında kalabilmek ya da en azından içinde yaşıyorsak o ortama karşı çıkmak. Ben her zaman şunu söylüyorum, biz hepimiz bu ortamı yaratan şey insanın, bizlerin iyi olma halinin bu statü bozdu tüketim diye benim hep adlandırdığım o taraftan geçtiğini. Dolayısıyla hayatta iyi olmanın, iyi davranmanın hep böyle işte o uçakla dolaşan veya işte ne diyeyim dolarları bigudi yapan öyle şeyler oldu. Bu simgesi televizyonda da hep söylüyorum, zaman zaman da tekrarlıyorum yani benim öğrencilik dönemde kadın erkek ilişkisi için belki bir küçük halka takılırdı veya bir belki iplik takılırdı yani sevgiyi sembolize etmek için. Bütün bunlar bir şekilde yok oldu ve şimdi sadece ve sadece pırlanta olması gerekiyor. Ve neden olması gerektiğini söyleyebilecek hiç kimse yok. Yani neden pırlanta veriliyor? Yani ne anlamı var bunun? Hani diye söyleyecek bir şey yok ama bizim hayatımız böyle dönüştü. Pırlanta burada bir sembol. Böyle dönüşen bir hayat içerisinde bizim diğer bütün noktalarımız ikincil kalmak zor. İkinci kalmak durumunda kaldı. Çünkü bize öğrettiler ki ve biz öyle anladık ki ruhlarımızı kirleten ana şeyin de o olduğunu düşünüyorum. Böyle tüketir ve böyle yaşamamız lazım ve bunun peşinden koşmamız lazım. Biz ancak böyle iyi olabiliriz. Böyle ola yapan insanlar iyidir. Üzerinden giden ve bizi böyle hani önünde bir havuç dönme dolap gibi bir şey gibi dolaşan ve kuyudan su çekmeye çalışan neyse bir eşek ya da şeye döndüren bir yaklaşım haline getirdi. Bu da o ruhlarımızı kirleten noktalar içerisinde çok önemli bir faktör. Yani bizi o kişi olarak da, sivil toplumu olarak da direnmemiz gereken noktalardan ve mücadele etmemiz gereken noktalardan en önemlisi, yani ruhlarımızı da temizlemeye imkan verecek en önemli nokta sanki buralarda, buradan bir yerden geçiyor. Bizim iyi olmamız, çok para kazanmamız veya pırlanta almamız veya pırlanta vermemizle ilgili bir konu değil. Bu bizi iyi etmiyor. Bu bizi kötü ediyor aslında. Bizim ruhlarımızı kirleten oradaki o pırlanta aslında. Ondan kurtulmayı da bir şekilde becermek hem sivil toplum olarak hem insan olarak önümüzde. Ama nasıl yaparız dediğin gibi ona o ayrı bir konu.